Zaman Gazetesi sizinle bir röportaj yapmak istedi. Evet. Siz şöyle bir endişeye kapıldınız mı? Ya ben şimdi bu Dersim konusunu Türkiye'de ilk defa gündeme getireceğim. Hani kendi açımdan. Zaman Gazetesi'ne konuşacağım. Biraz yanlış anlaşılır mı acaba falan diye hiç böyle bir şey geçti mi kafanızdan? Yok, öyle bir şey geçmedi. Benim için bir yayın organıdır. Bana tabii soru sorduysa cevaplarım arkadaş mı dediniz. Ama sonuçlar hatalı düşündüğümü gösteriyor. Öyle sonuçta mi? Röportaj 11 gün sonra 10 Kasım'da Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde yayınlandı. Ve benim söylemediğim bir cümle röportajın içeriğine de aykırı bir şekilde haberin başlığı oluverdi. Neydi o cümle? Dersim katliamının sorumlusu devlet ve CHP'dir. Oysa röportaj boyunca bunun CHP'ye mal edilmesinin yanlış olduğu, tek parti devlet modelinin o dönem olduğu, CHP'nin bir rolü olsa da bunun CHP'yi aşan boyutları olduğu, 500 yıllık bir mesele olduğu vurgulanıyordu. Ama gazete röportajın içeriğine de sadık kalmadan bu şekilde verdi. Dolayısıyla zamana mülakat verirken veya başka sağ bir basına mülakat verirken bir parça ihtiyatlı olmak gerektiğini anladım. Kemal Kılıçdaroğlu ile akrabalık ilişkisini yok, kim çıkardı? Sağ basının uydurduğu, onu ve CHP'yi yıpratmaya, benim söylediklerimi onun hanesine yazarak yeni bir kazanç elde etmeye çalışan bir mantıkla uydurulmuş bir yalan bu. Dersimi anlatan Genelkurmay tarafından yayınlanmış Türkiye Cumhuriyeti'nde Ayaklanmalar kitabında bu direnç birkaç olay ile izah edilir. 1937 Mart'ında bir köprünün yakılması olayı, hemen bir ay sonra Nisan 1937'de Sin Karakolu'na ateş edilmesi, 1938'in başında Ovacık'ta Mercan bölgesinde 6 askerin yaşamını kaybettiği bir çatışma eylemi. Yani koskoca Dersim isyanına dair Genelkurmay'ın yazdırdığı kitapta 3 olay anlatılır. Bir dakika. Bu yani, üç olayın isyan olduğu ileri sürülür. Hikaye böyle. Yani Dersim'de kimse ellerine silahları alıp dağlara çıkıp Türk askerine karşı, Türk devletine karşı, yeni cumhuriyete karşı ayaklanmadı mı? Hayır, hayır. Bu işte bu üç olay mıdır resmi yani? Resmi yani tarih köprü, üç olaydan bahsediyor.